Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hepiniz hoş geldiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin ve bihi nestaîn. Bugün bey kavramından bahsedecek. Şira kavramından bahsedecek. Bey kavramı İngilizce sale deniyor. Sale satış. Yani purchase alış. Bir şey elde etme. Satın alma. Tahsil etme gibi manalar ifade ediyor. Bey ve şira eş anlamlı olarak kullanılıyor fıkıhta. Burada Türkçe ve İngilizcesini veriyorum. Arapça çünkü esas burada kitapta bulunduğu için. Bey ve şira. Satın ve satın alma manalarında ezdat kelimelerden bunlar. Bunların ne anlam ifade ettiği üzerinde durulacak. Az sonra akit kelimesini burada işaret etmemiş, kelimesini ele almamış. Akit ne demektir? Günümüzde İngilizce olarak contract veya transaction. Kontrat dediğimiz Türkçe'de de kullanılıyor. Sözleşme, transaction da karşılıklı muamele. Yine akit manasında, karşılıklı sözleşme manasında da kullanılıyor. Peki bunu ben niye koydum buraya? Akit çünkü daha geniş ve daha kapsamlı bir kavram olduğu için muhtemelen bey ile doğrudan kitab-ı buyu olduğu için bey kavramından giriş yapıyor. Çünkü akit dediğimiz zaman sadece mali muamelat akitler girmiyor. Münakahat anlamındaki işte nikah da akittir aslında. Değil mi? Hatta tek taraflı olarak insanın bir şeye iltizam etmesi. İnsan kendi bir adakta bulunması bile bir akittir aslında. Veya tek taraflı olarak birine borçlu olduğunu ifade etmesi, biz buna ne diyoruz? Istilahi olarak ikrar diyoruz. Falan kişiye şu kadar borcun var demesi bir akittir, tek taraflı. Dolayısıyla akit daha kapsamlı bir kavram olunca burada ele almamış. Akitle bey arasında mantıkta bildiğimiz umum husus mutlak ilişkisi vardır. Yani akit daha geniştir. Bey ve şira onun içindedir. Kitabımızın birkaç tane baskısı varmış. 2018 baskısı şu anda benim elimde. 2018 baskısına göre Darül Kalem. Sayfa 17'deki mukaddime. Diğer baskılara göre de bu 20. sayfa olsa gerek. Bu 2014 baskısı, internette bulunan PDF'miz budur. Bir de Pakistan baskısı varmış. Bismillah, mukaddimeden başlıyoruz. Burayı tabi dua olunca çevirmiyorum. Elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا Rabbi yessir ve la tuassir ve temmin bil hayir. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumma erinil haqqa haqqan varzukna ittiba'a ve erinil batila batilan varzukna ictinaba. Allahumma ehdini ve seddidini ve qini şerra nefsi. Allahumma elhimni rüşdi وعزم لي على رشد أمري اللهم خذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل ومن أن أزل أو أزل وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إني أستغفرك لما تبت لك منه ثم عدت فيه اللهم إني أستغفرك لما أردت به وجهك ثم خالطني فيه ما ليس لك اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم وسدد فيه فكري وقلمي وخطوتي وأعذني من الزلل والخطل واشرح صدري لما فيه رضاك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين برنجي باب في تعريف البيع وركنه. بزم ماسك دبرة شيء دمش. الباب الأول في حقيقة البيع
ve turukin ikadihi, bey'in hakikati, mahiyeti ve yapılış yolları, inikat yolları nedir? Birinci mebhas, ta'riful bey'i. El bey'u ve şirâ'u fil lugati yutlaku ala kulli mübadeletin. Arap dilinde bey ve şirâ kelimeleri mübadele, değiş tokuş anlamında kullanılır. Bu arada bey ve şirâ kelimelerinin genelde ba'a, yebi'u, ecvef olarak kullanılıyor. Bazen de ibtia, iftial babından kullanılıyor bezninde. Şirâ da genelde ezdat, şara, yeşri kullanılıyor. Yani bunlar ezdat kelimelerdendir. Sevâ'un ekâne mübâdeleten lil mâli bil mâl. İster bu mübadele malın malla takası, malın malla değişimi olsun. Hem bi gayrihi veya ister malın mal olmayan bir şeyle olsun. Buna mübadele denir. Yani bey mübadele demektir Arapça olarak. Ve lizalika bu sebeple eşara al-allame Ali Haydar ila enne ma'nahu lugavi mübadeletu şey'i bi şey'i. Bundan dolayı, yani bu lugavi manadan dolayı Ali Haydar Efendi, biliyorsunuz mecellenin şarihlerinden Durarul Hukkam fi şerhi mecelletil ahkam müellifi şöyle demiş, lugavi manasına işareten bey mübadeletu şey'i bi şey'i, bir şeyin başka bir şeyle mübadelesi diye tarif etmiş. Ve zekeru ennel bay'a müştakkun minel ba'i. Bazı ulemaya göre, bazıları demişler ki bey kelimesi Arapçadaki ba' kelimesinden, el ba', yani ba' kelimesinden alınmıştır diyorlar. Ba' nedir peki? Kulaç veya çap dediğinde insanın kulacı veya insanın çapı, ya bir şeyin çapı, sadece insanla kayıtlamaya gerek yok. Kulaç veya çap manasında kullanılıyor. Bunun bey ile alakası da şudur. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يُمِدُّ بَاعَهُ بِالْأَخْذِ وَالْاِعْطَاءِ. Çünkü akideynin her biri, yani her iki taraf beyde ne yapıyor? Kendi çapı neyse onu ortaya koyuyor. Kendi kulacı ne kadara ulaşıyorsa onu sunuyor karşı tarafa. Ne anlamda? لِلْأَخْذِ وَالْاِعْطَاءِ. Bir şeyi alıp vermek için. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ يُبَايِعُ صَاحِبَهُ اَيْ يُصَافِحُهُ عِنْدَ الْبَيْعِ. Yani ba kelimesi niye öyle denmiş olabilir? Kulaç manasında. Yani eskiden insanlar bey yaparken musafaha yaparlarmış. Kulacını açarak, böyle elini uzatarak. Yani musafaha yaptıkları için buna mübayi'a denmiştir. Diyor. وَلِذَٰلِكَ يُسَمَّ صَفْقَةً. Bu, bundan dolayı da zaten akit veya bey safka olarak isimlendiriliyor. Bu lugavi manası. اَمَّ الشَّرْعُ İstilahi manada ise فَقَدْ خَصَّ مِنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ الْعَامِ فَجَعَلَهُ مَقْصُورًا عَلَى مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذ۪ي يَنْتَقِلُ بِهِ مِلْكِيَةُ الْبَدَلَيْنِ شَرْعًا. Şer-i şerif bu kelimenin geniş ve kapsamlı olan lugavi manasını hususileştiriyor, daha da daraltıyor ve şu manaya özgün hale getiriyor. Nedir o? Mübadeletul mali bil mali alel vecihi lezi yentekilu bihi milkiyetul bedeleyni şer'an. Malın malla mübadelesi ne şekilde? Alel vecihi lezi yentekilu bihi milkiyetul bedeleyni şer'an. İki bedelin, mebi ile semen, nedir? Menfaat ile ücretin. İki bedelin karşılıklı olarak şer'i esasa dayalı, karşılıklı olarak intikalini sağlayacak şekilde malın malla değiş tokuşudur. Bu manaya hasredilmiştir şer'an. Nitekim Hanefi fıkhında buna benzer tarifler de vardır. Biliyorsunuz. Mübadeletul mali bil mali. El-mutakavvim kaydı var bazı yerlerde. Temliken ve temelluken diyor. Temlik, bir taraftan temlik yapılırken karşı tarafın bedelini de temellük ediyor insan. وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَعْرِيفِهِ فِي الشَّرِيعَةِ تَعْرِيفٌ لِلْبَيْعِ الصَّحِيحِ. Burada biz ıstılahi tarif olarak verdiğimiz tarif sahih bey'in tarifidir. اَمَّا الْبَيْعُ الْبَاطِلُ فَلَيْسَ بَيْعًا فِي اصْطِلَاحِ الشَّرْعِ. Batıl olan bey aktine gelince, bey'e gelince o şer'i olarak zaten ona bey denmez.
Burada sahih, batıl, fasit bunlar nedir? Kısaca bunları hatırlatmış olalım. Sahih dediğimiz, tabi Hanefi fıkhına göre bu. مَا كَانَ مَشْرُعًا بِاَصْلِهِ وَوَصْفِهِ. Yani hem aslı hem bütün vasıfları sahih ise biz buna sahih, meşru ise biz buna sahih akittir diyoruz. وَمَا كَانَ مَشْرُعًا بِاَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ. Sadece aslı, rüknü, temel unsurları sahih ama bir takım şartlarında meşruiyet bulunmuyor ise biz buna fasit diyoruz. Batıl da nedir peki? مَا كَانَ غَيْرَ مَشْرُعٍ بِاَصْلِهِ وَوَصْفِهِ. İster erkanı açısından, ister rükünleri itibariyle, ister vasıfları itibariyle bir şey gayrimeşru ise biz onu batıl diyoruz. Zaten o da bey olarak isimlendirilmez diyor burada. وَاِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْبَيْعِ بِالْمَعْنَ الْلُغَوِيِ. Bu batıl olan kısmına sadece lugavi manada bey denebilir diyor. وَاَمَّا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ. Fasit bey'e gelecek olursak. فَهُوَ دَاخِلٌ فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعِ. O bey'in tarifine dahildir. Bey'in bir kısmıdır. لِأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ أَثْبَتَ لَهُ بَعْضَ الْأَحْكَامُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَا. Çünkü bazı fukahaya göre şer-i şerif fasit bey'in bazı sonuçlarını doğurmuştur. Fasit bey'e bazı ahkam yüklemiştir. Bazı fukaha dediğimiz kim? وَمِنْهُمُ الْحَنَفِيَّ. Onlardan bir kısmı da Hanefilerdir. Esas Hanefilerdir. مِثْلُ اِنْتِقَالِ مِلْكِ الْمَبِيعِ اِلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِهِ. Ne gibi mesela? Fasit akdin hüküm doğurması demek. Bazen şöyle oluyor. Mebi müşteriye intikal ettiği zaman mülkiyet ifade ediyor. Yani fasit olarak alışveriş yapıyorlar. Diyelim ki mesela vadesinde bir belirsizlik var. Bilinmezlik var. Yani cehalet var. Vadeyi belirlemeden, ödeme vadesini belirlemeden değiş tokuş yaptıkları zaman eğer kabız gerçekleşirse, mebi üzerinde bir teslim alma gerçekleşirse bu fasittir. Akit mülkiyet olarak mülkiyet ifade eder. Yani bir sonucu vardır, bir hükmü vardır. Ama buradaki mülkiyet nedir? وَاِنْ كَانَ مِلْكًا خَب۪يثًا. Her ne kadar biz buna habis mülkiyet desek de, bu mülkiyet habis demek yani tam olarak tasarruf sahibi değil demek. Günah terettüp ettirir insana. Bunun ayrıntıları inşallah ileride gelecek. وَثُبُوتِ بَعْدَ الْاَحْكَامِ الْمِلْكِ. Mülkiyetin bazı hükümleri dolayısıyla sabit oluyor. مِثْلُ نَفَاذِ الْبَيْعِ مِنَ الْمُشْتَرِي. Mesela fasit olarak sattığımız şeyi satın alan kişi, müşteri, o satın aldığı şeyi başka birine satabiliyor. Bu sattığı ikinci alışveriş sahihtir. كَمَا سَيَأْتِ فِي مَوْضِعِهِ inşallahü teala. Bu nitekim yerinde fasit bey bahsinde gelecektir. Yani misalde verdiğimiz üzere diyelim ki birinden bir malı vadeyi belirlemeden satın aldık. Müşteri biziz. Elimizde bulunan mal üzerindeki mülkiyet habis mülkiyettir. Onu ya bey'i tasdik etmemiz lazım ya da buradan feshetmemiz lazım. Bu noktadayken feshetmeden yeni bir satışta bulunsak, bu elimizdeki malı başka birine sahih olarak satsak, bu ikinci alışveriş sahihtir, geçerlidir. Ve önceki fasit bey zarureten sahih olarak değerlendirilmez ama zarureten tenfiz edilir, geçerli kabul edilir. Neden? Çünkü birinci akitte Allah hakkı söz konusudur ama ikinci akitte kul hakkı söz konusudur. Hanefi fıkhında ise kul hakkı ile Allah hakkı karşı karşıya geldiği zaman kul muhtaç olduğu için, kul aciz olduğu için kulun hakkına üstünlük verilir. Burada böyle bir ayrıntı var. İnşallah daha genişçe üzerinde duracağız. وَاَمَّا الْقَرْضُ. Şimdi bey deyince biz bir şeyi alıp yerine başka bir şey vermeyi kastediyoruz. Bu tarife göre. Karzda da aslında suri olarak, şekilsel olarak bir şeyi alıp bir şeyi verme meselesi söz konusu. Değil mi? Yani bir mübadele var burada da. Acaba bu da bey midir? Bey'in kapsamında mıdır?
فَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمُبَادَلَةُ Karz ile mübadele kastedilmediği için وَاِنَّمَا هُوَ تَبَرُّعٌ اِبْتِدَاءً وَمُعَاوَضَةٌ اِنْتِهَاءً Karz nedir? İptidaen bir teberrudur, bir bağıştır, bir iyilik yapmaktır, sıladır. Ama intihaen baktığımız zaman mübadeledir. Yani bu meselede, bu olayda önemli. Aynı akit iptidaen farklı iken intihaen farklı olarak değerlendirilebiliyor. Mesela diyelim ki şu kalemi sana 10 liraya karşılık hibe ettim dersem, burada aslında hibe etme lafzını kullanıyorum ama karşılık diyorum. Bu hibe midir, bey midir? Ya bize göre bu iptidaen hibedir ama intihaen beydir. Ne demek bu? İptidaen hibe demek, karşı taraf bunu teslim almadıkça mülkiyet geçişi olmuyor. Mülkiyeti karşı tarafa geçmiş olmuyor. Ve hibe ile alakalı bütün ahkam iptidaen geçerlidir. Ama intihaen bu bir beydir diyoruz. Yani ikaledir, varsa şufa ile alakalı hükümler, bunların hepsi geçerlidir intihaen. Burada da ona benzer bir durum var. Karz dediğimiz zaman nedir? İptidaen bir iyiliktir. İnsana iyilik yapıyorsun. Karşılıksız veriyorsun. Ama intihaen bu bir mübadeledir. Min kulli vecihin, her açıdan. فَخَرَجَ مِنْ تَعْرِفِ الْبَيْعِ Bu anlamda tam olarak mübadele olmadığı için karz akti bey'in kapsam dışında kalmıştır. وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.